Evet arkadaşlar, iyi günler. Ben Orkun Londoner, İngilizce öğretmeniyim ve size bugünkü dersimde İngilizce'de tamamlanmış aktiviteleri nasıl söylerim onu göstereceğim. Öncelikle tamamlanmış aktivite nedir? Yani televizyon izledim, olmuş bitmiş bir aktivitedir. İşte bunu nasıl söylerim onun üzerinde duracağım. Ama ondan önce ben zamanların üzerinde durmak istiyorum. Bakın biz tamamlanmış aktivitelere bu S2ELP tekniklerinde CA olarak gösteriliyor. 4 farklı şeklim var. CA bitmiş zaman, CA devam eden zaman, CA gelecek zaman ve CA bitmiş bir zamandan önce tamamlanmış aktiviteleri söylemek için kullandığım 4 farklı çeşit var burada. Şimdi benim videolarımı izleyen arkadaşlarım bu işaretlerin ne olduğunu bileceklerdir ama yeni izleyenler için hemen bunların üzerinde şöyle bir durayım. Bakın hemen bir hatırlatma yapalım. X işareti bitmiş bir zaman ifade ediyordu. Bitmiş bir zaman neydi İngilizce'de? Yesterday. Bitmiş bir zaman. Last week, last month, last year gibi. Devam eden zaman neydi? Bugün. Today. Öyle değil mi? Bu hafta. This week, bu ay, this month, bu sene, this year gibi devam eden zaman. Gelecek zaman neydi? Tomorrow. Yarın. Next week, next month, next year. Gelecek zamandı. Şu çarpma işareti, bunun anlamı arkadaşlar, bitmiş bir zamandan önceki zamanları ifade etmek için kullanıyorum. Yani Londra'ya gelmeden önce ben şu okulu bitirmiştim derken, Londra'ya gelmeden önce dediğim için gelmeden önceki zamanı ifade etmek için kullandım. Sembol. Hemen bu kısa hatırlatmadan sonra örneklerimize geçelim. Televizyon izledim. Evet, olmuş, bitmiş, completed action. I watched TV. Ama bakın, bitmiş bir zamanda mı izledin, devam eden bir zamanda mı izledin, gelecekte mi izlemiş olacaksın veyahut da bitmiş bir zamandan önce mi izlemiştin? İşte 4 farklı çeşidimiz var. Hemen her birine birer örnek verelim. I watched TV. Televizyon izledim. Tamamlanmış bir aktivite. Ne zaman? Yesterday. O zaman dün, geçen hafta, geçen sene gibi yaptığım aktivitelerin her biri için ben verb 2'yi kullanıyorum. Unutma. Devam eden zamanda yaptığım aktiviteler için, yani bugün bir şey yaptın, bu hafta mı, bu sene mi, bu ay mı? O zaman kuralımız have, has, verb 3. Bugün televizyon izledim. I have watched TV today. I have watched TV today. Very good. Yarın bitmiş bir aktivite nasıl olabilir? Yarın saat 8'e kadar televizyon izlemiş olacağım gibi. O zaman kuralım. I will have verb 3 watched TV. Bakın bunun anlamı televizyon izlemiş olacağım. Ne zamana kadar? Yarın saat 8'e kadar. Peki nasıl yazacağım bunu? Until 8 o'clock mu? By 8 o'clock mu? By 8 o'clock. By 8 o'clock tomorrow. Bakın until diyemezsiniz. Diyememenizin sebebi de until demek bir aktivitenin o saate kadar, o zamana kadar devam edeceği olmasıdır. Burada öyle bir durum yok. Burada saat 8'e kadar herhangi bir zamanda bu aktivitenin tamamlanacağını söylemek istiyoruz. O yüzden by kullanacağım. Bitmiş bir zamandan önceki zaman diliminde meydana gelmiş aktiviteler için de biz had verb 3, yani Türkçedeki mışlı geçmiş zamandır. Mesela dün okula vardığımda şöyle diyeyim, ödevimi çoktan yapmıştım. Yani when I arrived at school I had done my homework. Ödevimi yapmıştım. Bu da tamamlanmış bir aktivite. Bitmiş bir zamandan önce meydana geldiği için bu şekilde kullanıyorum. Evet, kurallarımız bunlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.